Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde burada size bir video paylaşmıştım. O videoda iPhone 15 ve iPhone 14 mi alınır sorusunun yanıtını vermeye çalışmıştım. Şimdi o videoya birçok yorum geldi. O yorumlardan yola çıkarak yeni bir video hazırlama ihtiyacı olduğunu gördüm. Bu videoda ben iPhone 15 ailesinin birazcık detaylarına bakacağım. O videoda da anlatmıştım biraz iPhone 15 ailesini ama çok yeni bilgiler vardı ve bazı bilgiler doğru değildi o videoda söylediğim. Eksik olanlar var. Onları toparladım, onları düzenledim ve sizlere yepyeni bir tercih videosu oluşturmak istedim. Şimdi iPhone 15 ailesini alacaksınız, karar verdiniz. Tamam, ben iPhone 15 alacağım dediniz ama hangi modelini alacağınız konusunda kafanızda bazı soru işaretleri var. İşte bu videoyu izleyerek o soru işaretlerinin tamamını giderebileceksiniz. Beni takip edenler bilir, ben tablolarla konuşmayı daha çok seviyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda iPhone 15 ailesinin bütün özelliklerini böyle net bir şekilde karşınıza koydum arkadaşlar. Yani hiçbir kafa karışıklığı kalmıyor. Şöyle bakalım, hani genel olarak söylemek istiyorum. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus aslında ailenin hani giriş seviyesi olarak kabul edilebileceğimiz modelleri. Bu giriş seviyesinde iPhone 15 6.1 inç boyutunda bir ekran sunarken iPhone 15 Plus'ta bu ekran 6.7 inçe çıkmış. Yani giriş seviyesinde bir model alacaksanız ve büyük ekran istiyorsanız iPhone 15 Plus sizin için daha uygun olacaktır arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bunun dışında özellikleri aslında iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın hemen hemen aynı. Yani böyle tabloya aşağı doğru bakın. İlk önce onlardan bahsetmek istiyorum zaten. İşte hemen hemen aynı. Depolama kapasitesi aynı, RAM'leri aynı, kameraları aynı. 48 megapiksellik bir ana kameramız var ve ona 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bunun dışında her iki telefon da 4K 60 FPS video çekiyor. 12 megapiksellik bir ön kameramız var. Ön kamerada 4K 60 FPS video çekebiliyor. Pil kapasitelerine baktığımızda arkadaşlar birinde 3877 mAh, diğerinde 4912 mAh'lik pil var. Yani Plus'ta biraz daha büyük bir pil var haliyle ve doğal olarak ekran da büyük. Tip C'ye geçildi biliyorsunuz. Bunlar USB 2.0, Pro modellerinde 3.0 bu arada, onu söyleyeyim. Yani kabloyla data aktaracaksınız ve büyük boyutlu dosya aktaracaksınız, sıkıntı yaşarsınız iPhone 15 ve Plus modellerinde. Bunun dışında dinamik ada geldi. Önceki sürümde yoktu. Artık bu sürümde 15 ve 15 Plus'ta dinamik ada özelliği var. Eylem tuşu yok. Onlar Pro'larda var, onu söyleyeceğim birazdan. Trafik kazası algılama, işte MagSafe desteği, IP68 standartları filan hepsi var. Gövde malzemesi alüminyum. Onu zaten, ikisi de alüminyum. Pro'larda biraz daha değişti bu. Acil durum uydu desteği vesaire var. Fiyatlarını da zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi gelelim Pro modellerine. Şimdi Pro modelleri belli özellikler açısından normal sürümlerden daha iyi arkadaşlar. Ne gibi özellikler? Bir tanesi kamera. Giriş seviyesi Pro modelinde arkadaşlar aslında kamera özellikleri hemen hemen aynı gibi görünse de, Pro'lardan bahsediyorum bu arada. 48 megapiksellik bir ana kameramız var. Buna 12 megapiksellik bir ultra geniş açı eşlik ediyor. Ve 3. kameramızda 12 megapiksellik yine bir ultra geniş açı. Bu arada kameralar aynı fakat şöyle bir fark var Pro ile Pro Max arasında. İki üründe de birinde 3x var, Pro'da, Pro Max'te ise 5x optik zoom var arkadaşlar. Pro olan model aynen iPhone 15'te olduğu gibi 6.1 inç. Pro Max ise Plus modelinde, yani 15 Plus modelinde olduğu gibi 6.7 inç. Bu arada kullanılan işlemci bir farkı var. Yani 15 ve 15 Plus modellerinde arkadaşlar A16 Bionic işlemci kullanılıyor. Bu bir önceki seride, yani 14 serisindeki Pro ve Pro Max'te kullanılan işlemci. 15 Pro ve 15 Pro Max'te ise A17 Pro isimli yeni bir işlemci kullanılmış. RAM de bu arada 8 GB'ya çıkmış Pro modellerinde. Bu da önemli farklılıklardan bir tanesi. Bu arada Apple bunları açıklamıyor arkadaşlar. Ben bunları araştırarak, soruşturarak, karıştırarak buldum internette. Apple biliyorsunuz pil değerlerini ve RAM'leri net olarak açıklamıyor. İşte öncekine göre şu kadar diyor, bu kadar diyor. Biraz yuvarla geçiştiriyor, onu söyleyeyim. Bir de Pro ile Pro Max arasında şöyle bir ilginç bir fark var. Pro modelinde arkadaşlar, 15 Pro'da arkadaşlar 128 GB'lık sürüm varken 15 Pro Max doğrudan doğruya 256'dan başlıyor. Yani 256, 512 ve 1 TB. Max olmayan iPhone 15 Pro ise 128, 256, 512 ve 1 TB olmak üzere 4 farklı seçeneğe sahip. 4K 60 FPS çekiyor. Şimdi önemli bir fark var. Bakın bu Pro'larla Pro olmayanlar arasında, özellikle benim gibi içerik üretiyorsanız ve Apple'ın geliştirdiği biliyorsunuz ProRes video formatı var. Pro olmayan modeller ProRes'i desteklemiyor. Pro olan modeller ise ProRes'i destekliyor 4K 60 FPS'de. Yalnız şöyle küçük bir nüans var. Bunu da araştırarak, karıştırarak buldum arkadaşlar. Apple bu bilgiyi tam olarak vermiyor. 128 GB'lık Pro olan modelde, yani iPhone 15 Pro'nun 128 GB'lık sürümünde ProRes sadece 1080p, yani Full HD olarak çalışıyor. Sebebi de muhtemelen depolama alanından kaynaklanıyor. Yani
Yani onu eğer ben hani alayım, uygun fiyatlı olsun, çok para vermeyeyim ama video işlerinde kullanım derseniz 4K 60 FPS çekemiyorsunuz. ProRes olarak kayıt yapmaya kalktığınızda. ProRes neden önemli? Özellikle böyle içerik üretiyorsanız çok iyi bir sıkıştırma formatı, Apple tarafından geliştirilmiş ve yavaş yavaş birçok yazılım da bunu destekliyor ve çok daha düzenlenebilir videolar oluşturuyorsunuz ve çok fazla da yer kaplamıyor ve makineyi de çok yormuyor bilgisayarı da bu manada. O yüzden böyle bir ayrım var. Hani alacaksanız eğer kamera için almayı düşünüyorsanız ve ProRes benim için önemli diyorsanız 15 Pro satın aldığınızda ya 256'dan başlatın depolama alanını ya da 128 almayın. Onu net söylüyorum arkadaşlar. Özelliklerden devam edelim. Ön kamera yine aslında normal modellerde olduğu gibi aynı. İşte 12 megapiksel f1.9 diyaframımız var. Piller 3650 mAh, 4852 mAh. Tip C bağlantısı var fakat bu 3.0. Yani kablolu bir data aktarımı yapacaksanız Pro modellerinde daha hızlı data aktarımı yapabiliyorsunuz. Pro olmayanlarda yapamıyorsunuz. O önemli bir fark. Bir de eylem tuşu farkı var. Bu yan yüzde normalde ses açma kapama tuşu vardır iPhone'larda biliyorsunuz uzun yıllardır. Bu 15 Pro ve Pro Max'te bu tuş kaldırıldı. Burada bir farklı bir düğme var ve bu düğmeye istediğiniz kısa yolu atayabiliyorsunuz. Yani seçenekler arasında olanlar olmak kaydıyla diye söylüyorum tabii bunu. Bunlara istediğiniz bir tuşu atayabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş bence. Hani bu enteresan bir şey olmuş. Bir de önemli farklılıklardan bir tanesi titanyum gövdeye sahip olması. Artık normal modeller alüminyum gövdeye sahipken Pro modellerde titanyum alaşım kullanılmış. Fakat bunda da parmak izi bırakıyor yorumları var. Özellikle yurt dışında satın alanlara böyle yorumlar yapmaya başladı ama Türkiye'de henüz satışa sunulmadığı için şimdilik pek fazla yorum yok. Yani benim kişisel fikrime gelecek olursanız arkadaşlar, eğer içerik üreticisiniz ve video çekiyorsanız ve böyle profesyonele yakın işlerde yapıyorsanız bir kere Pro ya da Pro Max almanız lazım. Pro alacaksanız da 128 almayın, 256 alın. Onun sebebini de videonun içinde söyledim. ProRes'te 256 olursa ancak 4K 60 FPS destekliyor. Aksi takdirde desteklemiyor arkadaşlar. Bu da bu tarz işler için önemli bir detay. Benim kişisel fikrim tabii Pro Max alacaksınız, profesyonel iş yapacaksanız paraya da kıymak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii şu soru da ortaya çıkıyor. Yani 76 bin lira verince daha profesyonel bir şey alınır mı? Aslında alınır. Ama yani objektif ile falan biraz zor ama yine de alınabilecek. Yani profesyonel bir makine de alınabilir. Ama yani video işlerinde kullanacaksanız kesinlikle ve kesinlikle Pro Max almanızı ben öneriyorum. Şimdi ben videoyu anlattım. Siz de karar verdiniz. Peki nasıl alacaksınız? Artık mağazaların önüne sıraya girme, kuyruk bekleme, saatlerinizi ayırma gibi işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Hepsi buradan arkadaşlar. Siparişi vereceksiniz. iPhone 15'in herhangi bir modelini, 15 olur, 15 Plus olur, 15 Pro olur ya da 15 Pro Max olur ve ertesi gün teslimat sözüyle bu telefonlarınıza kavuşabileceksiniz. Saat 19'a kadar sipariş verildiği takdirde yarın kapında hizmetiyle ertesi gün elinizde olacak. Herhangi bir iPhone modelini 28 Eylül 2023 saat 19'a kadar sipariş verirseniz ve hepsi burada satıcısından alırsanız ertesi gün elinizde olacak. Hepsi Burada'nın sunduğu kişiye özel Hepsi Burada limitiyle kat limitinden düşmeden 3 taksit fırsatıyla satın alabileceksiniz. Ayrıca sadece iPhone 15 modellerini değil, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch SE akıllı saatini de Hepsi Burada güvencesiyle satın alabileceksiniz. Bütün bu ürünlerin ön siparişi 22 Eylül tarihinde açıldı ve 29 Eylül tarihinde teslim almak için acele etmeniz gerekiyor. Tüm anlattığım bu ürünleri Hepsi Burada güvence satın almak için linklerinde açıklamaya bırakıyorum. Oradan tıklayarak bu ürünü satın alabilirsiniz. Evet, bu videoda sizlere iPhone 15 modellerinin farklılıklarını ve kimlerin hangi modeli tercih etmesi gerektiği konusundaki fikirlerimi anlatmaya çalıştım. Elbette benim anlatmayı unuttuğum sizin sormak istediğiniz konular mutlaka vardır. Bazen yorumlarda çok ilginç sorular da soruyorsunuz. İşte iPhone 13 mü alalım, 14 mü, 15 mi, 14 Pro mu alalım, 15 normal sürüm mü gibi sorularla karşılaşıyorum arkadaşlar. Bunların hepsini yine bu videonun altına da yazabilirsiniz. Hepsini elimden geldiğince bizzat ben yanıt veriyorum arkadaşlar. Burası önemli. YouTube kanalındaki bütün yorumları tek tek okuyorum ve yanıtlanması gerekenleri veya bildiğim konularsa mutlaka ve mutlaka yanıt veriyorum arkadaşlar. Siz de bu çabalarımı karşılıksız bırakmaz ve YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu desteğiniz benim için önemli. Aynı zamanda abone olanlara da şunu hatırlatayım. Videolara yorum yazabilirsiniz. Videolarımı paylaşabilirsiniz ve daha çok kişiye ulaşmam için bana destek olabilirsiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de yine açıklamada yer alıyor. Bu tarz böyle farklı ürünler geldiğinde ya da teste başladığım zaman veya teknolojiyle ilgili içerikleri ben özellikle bu tarz sosyal medyada paylaşıyorum. Beni sosyal ağlardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.